Adamım ya. Tam dediği saatte geliyor. Vallahi hiç şaşmıyor yani. Saat 6. Sabah 6. Okay, good morning. Good morning. How are you guys? Nice. You sleep well? Yeah, good. Okay, I am ready. Yiyorlar bak, hamerler bunları avlayıp yiyor. Abi güneş çok güzel doğuyor ya. Oma Vadisi'nde ikinci kez gün doğumuna şahit oluyorum ya. Bu büyük bir şans ya. Gerçekten büyük bir lütuf yani benim için. Çok özel yani bu bölgeleri gezmek. Kangaten diye bir bölgeye geldik şimdi. Kangaten bölgesinde Neyangatom kabilesi üyeleri yaşıyor. Yani bu Neyangatom kabilesinin yaşadığı köyleri de ziyaret edeceğim. Ama ana merkezlerine de gelip görmek istedim. Şu aşağıda hemen Omo Nehri akıyor. Bu Omo Nehri bölgenin kalbi. Yani bölgenin her şeyi arkadaşlar. Rapperim Melak formayla. What is this? Misvak? This is a brush. Mata. Dişler için bak. You say hello, you say mata. 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 Konjo. Mata. Güzel, şunun surata bak. Sineklerden şun çözüyorum. Evet, bana kayı. Bölgenin her şeyi bu nehir. Baksanıza suları şişelere almışlar. Suları dolduracaklar. Yani içtikleri su, yıkandıkları su, çamaşırlarını, eşyalarını yıkadıkları su. Şöyle göstereyim size. Bir tane nehir bölgenin kalbi arkadaşlar. Şurada da insanlar var, görüyor musunuz? Şu tarafta. Bölge halkının kabileleri, yani her biri farklı lehçeyi konuşuyor. Yani birçoğu birbiriyle anlaşıyor gibi ama her birinin farklı lehçesi var. Bir de Oma Vadisi'nde konuşulan belirli kabilelerin bildiği, kullandığı dil var sadece. Bu sol tarafında gördüğünüz şu işte kepenklerin arkası da ev. İnsanlar yaşıyor. Hayat şartları. Bu da bir hayat şartları. Buradaki insanların, Etiyopya'nın güneyi, Güney Sudan'ın sınırı, Kenya'ya sınır. Ya tam Kenya, Güney Sudan, Etiyopya üçlüsünün arasındayız arkadaşlar. Şöyle bir yerdeyiz. Bu taraflarda hayat şartları böyle. Çakana. Mataray. For drink, ya. Mata. Mata. Anci bakayım, böyle şey çakana. Mata. Tıkkı çalıştı mı? Bak burada yemek yapıyor. Only drink. Only drink. Drink. İçecek mi sadece? Min feliyatı mı? Avukoyun da zilalı. Bu Bazen çekimde şey yapıyorlar. Çekme diyorlar. Ha buradan yürüyerek iniyor ya.
yapar. Vay 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 vay. Bu ne çıta? He? Bu bölgede yaşayan kabile Neyangatom kabilesi. Benim ilk defa göreceğim bir kabile ve çok fazla içerik bulamayacağınız bir kabile. Çünkü çok fazla gelen giden olmaz Neyangatom kabilesine. Say Bume or Bumi. Bumi. Bume. Yeah. Bume. Diğer bir adı da Bume kabilenin. Diğer kabilelere Mursi'ye, işte Karolara, Hamırlara falan aralarında bir kavga var, bir düşmanlık var. Nedir? Ama sanırım uzun bir süredir birbirleriyle savaş halinde değiller. Yani birbirlerine bulaşmıyorlar. Çok fazla da buraya gelip giden olmuyor o yüzden. Gelip görmüş oluyorum burayı da şu an. Bunların yaşadığı köylere de gideceğiz. Evet, bazen sıkıntı yapıyorlar ya, ben de meraka para verdim. Meta. Meta sey yok. Mata, açok. Mata, açok. Açok. He, mata. Ben mata diyorum, açok diyor. Mata. Yok. Neangatom. Yok. Aramayız onu. Neangatom ben. Yok. Tamam, gel çekmiyorum gel. Abi. Abi. Çekmiyorum diyor. Bunla bayay. Yok. Mata. Yok. Abi, çabuk bu yok mu? Bak, burada da bir şey pişiyor. Aynı şey. This soup. Chaka. Chaka. Drink. Drink. Morning drink. Morning drink. Sabahları içtikleri bir şeymiş. That's coffee. Ya bunlar ne? Şoförüm. The coffee shell ya. Kafi şey. Bunu hamurlardan biliyorsunuz. Ya. The hammer, banna, everyone, Mursi drink. Tüm kabileler tüketiyormuş onu da. Mata. Tamam, çekmiyor. O istemiyor. Rapleri de zorda bırakmak istemiyorum çok. Yaşadıkları yer, yani kabilenin ana şehri burası. Düşünün işte arkadaşlar. Köyü nasıl acaba? Mata. Tamam, seni çekmeyeceğim. Tamam. Mano, gül gomun bana. Burası da hem ağır. Çocuk geliyor bak, çamaşırlarını da burada kurutuyorlar. Hey. Çak. Evet. Bekle diyor, bekliyorum. Mata. Mata. Watch. Hmm. Açmaya çalışıyorlar. Kardeşini getirmiş ya. Welcome. This is sorghum. Yeah, I know sorghum. Yeah, this is sorghum. I know this. This name I don't know. I know.
Turkish fasulye. Fasulye. Yeah, good thing. Thank you. Thank you. Enjoy. Datang ke su bahan menanti. Asir bir lemini melis. Asir. Ha, kendini gör. Ön kamerayı açtım kendini görsün diye. Annesi. Mom, right? Mother, right? No. She's mother. Bu uşağın annesi buradaki ablamız. Saçları çok güzel değil mi ya? Çok tatlı saçları. Buranın bir kısmı aynı zamanda restoranmış. Arkadaşlar, yani insanlar kahvaltı yapmaya geliyormuş ya, yemek yemeye geliyormuş. Ha, burası mesela, bak burada. Kurkumpa, kurkumpa. Şöyle bir yer. O ne ya? Bak burada da uyuyor, yatıyorlar. Uyuyor. Abi hamur ha bu. This is food. Yemek mi? Yemek mi? Borde. Borde. Food. Yes, the food. Food. The food. From here. Jaka, chica. Jaka. 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 Hamur kokuyor ya. Sanırım bir tane bir şeyi suyla karıştırıyorlar. Şurada. Bak aha evet evet şurada. Tabii çok karanlık şu anda. Dur şimdi. Flaşı açayım ben size. Şimdi anlayacaksınız. Bak bu. Bu. Anca orada derler. Bu aile. Bu aile. Şöyle. Aha da bu. Burada da uyuyorlar. Kısımda. Herkesin yediği yemek de bu. Ben frono. You hungry? You hungry? No, we eat injera. Okay, okay, injera. You want to try? No, no. No. La, look at that, look at that. Lanchi. Huh? Lanchi, I serve lanchi na. Abrachu. Aupa sirbiri, saanet gelti ki, majamaya tara saanet gelti ki, itta yi. Yok yok, ona koyun. Saanet gelti ki, itta sirbiri kuri. Bulaşığı da burada yıkıyor bak. Yani tabağı burada yıkıyor. I need just fork. Just one. No, just no, I bought for her. Ha, okay. Çok o, çok, çok. Tamam, tamam, tamam. Ye, sen de ye. Fasulye ve sorgun. Ha. İyi ya. Good. Ha, sen ye. G. Ne ilginç ya. Restoran, ev aynı yerde. Bulaşık yıkadığı yer ne farklı. Çok ilginç. Balık tutuyor bak çocukta. Şurada balık tutuyor. Yeah. Burası bu kabilenin ana şehri olduğu için okul da var. Öyle ufak bir sağlık ocağı gibi bir yer de var. Çünkü Turmi'ye de yakın, bir saat uzaklıkta. Turmi buranın gene büyük yerlerinden biri. Konso'ya da yakın, çok uzak değil. Konso'dan yaşayan insanlar da varmış burada. Konso kabilesinden yaşayan az da olsa insanlar varmış. Belirli çocuklar okula gidebiliyor tabii. Herkes gidemiyor. Okullar paralı değil burada. Bedava okullar. Herhangi bir şey yok ama kimisi çocuk yani evde çalışıyor. Onunla beraber kimisi gönderemiyor. Şu ana şehirdekiler böyle ama buranın bir de köyleri var. Köylerdekilerin birçoğu kabileler. Yani çok daha farklı şartlarda yaşayanlar gidemiyor okullara. Bonjour.
Ay senin yerin yaradana kurban senin. He? Mata. He? Ero baba foto arada. Yo ya. Mata mata biliyorsun. Yo. He? Bye bye mama bey. Ciao ciao bey. Give some money. Yeah. Just one. Just one. Yeah. I did have small. I have 200. No no no. Paranın da ağı gitmiş, bağı kalmış. Ya bende büyük para var. İyi, bırak şunları da kurun. Bye bye bey. Sıcacık pişi. Half half. Half half. Yeah, yeah, yeah. Ooo. Bildiğiniz pişi. He, güzel. Bombolino. Good. Bu çocuk, bu aileye ben de yardım sağlayacağım şimdi. Evet, Alexa. Su almaya gidiyor nehire bak. Klinik burasıymış. Ya yani ben şurası sandım ya, burası değilmiş. Buradan içindeymiş, şu an kapalıymış. Ve burada 3 tane varmış böyle bunun gibi. Yani böyle sağlık ocağı gibi bir şey dedim de böyle bir yer. Arkadaşlar öyle söyleyeyim size yani. Burasıymış bildiğiniz, aha. Eczane değilmiş. Klinik bildiğiniz buradan içeride. Mata. Buradaki insanlar nehrin hemen kıyısında olduğu için çok şanslı. Balıkçılık da yapabiliyorlar aynı zamanda. Ama birçok insan sadece yani bu nehirden çok çok uzaklarda yaşayan insanlar. Büyük ihtimalle bunların da bu halkın da bu kabilenin de köylerinde vardır onlar. Çok daha ufak bir yerdeki sulardan yani ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Burada büyük bir göl akıyor ve gerçekten akan bir göl var yani. Öyle kurumuş değil. Birçok noktada göl kurumuş çünkü. Ama bunlar yani buradaki bume, Nyangatom, dur. Hep karıştırıyorum bunu. İlk defa Nyangatom kabilesi. Sonra daha önce geldiğimde 8 ay 9 ay önce geldiğimde gittiğim Dasanech kabilesi suya yakın yaşıyorlar. Suya yakın yaşadıkları için balıkçılıkla da uğraşabiliyorlar bu sefer. Yani sadece tarım ve hayvancılık yapmıyorlar. Balıkçılıkla da uğraşıyorlar ve gelirlerini arttırıyorlar. Ara ara burada satış yapıyorlarmış. Burada belirli günlerde pazar kuruluyormuş. Gideceğimiz köylerden ki kabilelerde yani çok uzakta köyler var. Onlar da gelip bu pazarda satış yapıyormuş. Bazen Turmi'ye gidiyorlarmış. Turmi buradan bir saat. Günde bir kere sabah ve akşam olmak üzere otobüs de geliyormuş buraya. Bunu da söyleyeyim. Bunu da bilgisini vereyim size. Ya mutlaka siz de buralara tek gelmek isteseniz gelebilirsiniz. Gelemezsiniz diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ama ne kadar güvenli olur orası muamma ve herkes sizden para isteyecek. Yani buralara tek sakın gelmeyin arkadaşlar. Benden bir tavsiye isterseniz yanınızda mutlaka bir tane rehber olsun. Rehber ayarlayın. Benim rehberim numarası zaten açıklamada var. Yani rehbersiz buraları gezmeyin. Yani sakıncalı. Yani gerçekten sakıncalı. Hadi burası ana şehir. Ama öyle yerlerden geçiyorsunuz ki kabileler çıkıyor bir anda etrafınıza. Keleşli keleşli kabileler görüyorsunuz. İlginç anlara şahitlik edebilirsiniz. Mutlaka bu bölgeyi iyi bilen birisi yanınızda olsun. Bir tavsiye size. Ya zaten ulaşımı sağlayamazsınız ki. Habire otobüsü yakalamaya çalışacaksınız. Sabah, akşam onları nereden bileceksiniz? Neye göre hareket ediyor? Yani o yüzden bir jipi olan biriyle gelirseniz çok daha iyi olur sizin için. Market işte araç yağı falan satıyor. Bir restoran gibi bir yer burası da. Şu kısım kahve falan da satıyor. Tamam seni tamam tamam. Tamam tamam gel. Şurası market, süpermarket. Kahve bir de bölge halkının her şeyi. Ya yani böyle giderken köşe başlarında hem yaşadıkları yer hem de çalıştıkları yer oluyor. Kahve yapıyorlar. Yani bunun yakar birazdan zaten. Cebenanın üstünde şu adları sini bu bardakların söylemiştim. Bunlara kahve veriyor ve içine defne yaprağı atıyor. İnsanlara servis ediyor, satıyor. Yani 50-60 kuruşa satıyorlar bu sokaktakiler. Öyle söyleyeyim, o kadar ucuza satıyorlar. Daha çok erken ya, biz 6'da çıktık yola, o yüzden çok açılmamış her yer. Nerede lan benimkiler? Kaybettim merakı. Ha, arkadaş buradaymış.
Hi. Mata. Selamno. Ajo, ajo. Selamno, selamno. How are you? I am fine. Good. Good, good, good. In Nengatom tribe? No. No? It's the people coming from Konso. From Konso, from Albanish. Living to here? Yeah, they just coming here for work. Work? Yeah. Ha, okay. Yeah. Buradaki arkadaşlar da Konso'dan, Albaniş'ten falan buraya çalışmaya gelen arkadaşlarmış. Birçoğu. Ha, demek ki geliyorlar. Albaniş buranın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Yani buraya niye geliyorlar çalışmaya bilmiyorum onu. Su taşıyorlar. Kenya sınırına doğru giden bir yol olduğu için burası şeymiş. Yol, asfalt yol var yani Kenya sınırına doğru gidiyor. Bu arada şey, suları çocuklar getirmiş, indiriyor ya. Buraya her gün düzenli olarak çalışıp geldiklerini düşünmüyorum Arbamış'tan. Getirmişler, dükkana indiriyorlar. Satış için. Şimdi biz de kahvaltı yapmaya geldik. Bir restoran burası. Bakalım kahvaltıda ne yiyeceğiz. Kesin et yiyeceğiz de. Ne yapacağız? Very spicy. Yes. Coke. Coca. Et. This is egg. Yes, egg with meat. Okay, meat, soğan, biber, yumurta, et. Bu da et, soğan, biber. Bu da injera. Biliyorsunuz bunu anlatmıştım. Tüf bitkisinden ufak ufak öğütülüyor, suyla karıştırılıyor, hamur yapılıyor, sonra önümüze böyle incel olarak geliyor pişince. İşkembeye benzetiyorum ben bunu. Öyle bir güldü ki ağzındaki her şey dışarı çıktı. Banda farklı zamanında. Evet, çıkıyor. Ekmeğin böyle ekşimsi bir tadı var. Yani biraz ekşi ekmek. İncir ekmeği. Allah bana. Allah Allah. Tomorrow no meat, right? Tomorrow is Wednesday? Yeah. Yeah. Yeah, no. No meat. No meat. And Friday? No. No. Çarşamba, cuma et yemiyorlar bunlar. Yani kesinlikle çarşamba ve cuma et tüketmiyorlar. Hatta yılın belirli günleri de sanırım ard arda 55 gün bunlar Ortodoks Hristiyan, et yemiyorlar. Et dediğim hayvandan yapılan hiçbir şeyi tüketmiyorlar. Peynirde, yağda hiçbir şey, hayvandan yapılan hiçbir şeyi tüketmiyorlar. Ne tüketiyorlar? İşte fasulye, patates, böyle şeyler tüketiyorlar hep. Yarın mesela et olmayacak. Göreceksin. İlerleyen videoda göreceksiniz yani. Çünkü bu yaptılarla bir 2-3 gün daha birlikteyiz yani. Pişi çok iyiydi ya. Keşke pişiden bir iki tane daha alaydım. Vallahi her habire et yiyoruz ya, bu ne? Mata, how are you? Good? Good? Good. İki kız kardeş gidiyorlar. Su almışlar, gidiyorlar. Su taşıyorlar. Yani bizim çok kolay ulaşabildiğimiz, en azından oha lan, kartal değil mi bu? Neydi la o inen? Ha yok, kartal değilmiş ya. Neydi bunun adı? Akbaba lan bu. Akbaba ha. Akbaba, sanırım akbaba bu. Ya bir sinek, ne kadar sinek var ya. Abi şaka gibi ya. Şunlara bak. Böyle imkanlarda yaşıyorlar. Ne diyordum? Biz suya çok kolay erişebiliyoruz. En azından şimdilik. Aç çeşmeyi gelsin, aç çeşmeyi gelsin, ama buralarda öyle olmuyor işte. Bak, insanlar gidiyor evlerine su almaya, bahçelerine, evlerine bir şeyler toplamaya, karınlarını doyurmak için bir şeyler bulmaya gidiyor. Yani bu iyi şartlarda yaşayan arkadaşlar, bir sonraki video bu kabilenin daha detaylı içine, köyüne gideceğiz. Daha uzaklara gideceğiz. Göreceksiniz zaten. Buradan bir saat daha uzağa gideceğiz. Böyle imkanlar var işte. Şurada bir şey yapmışlar. Akbabalar da onun üstüne geldi. Sabah sabah kola içiyorum ya. Vallahi su, çok suyun tadı yok burada çünkü.
O yüzden kolay, yani kolay içim yandı. O pişiyi falan yedim ya. Pişi çok iyiydi ama ya. Artık et, ya şeyi çok yiyemiyorum bu ekmeklerini, incereyi. Ben çok, yani sevdim ama çok da sevmedim. Normal ekmek çok daha iyi benim için. Mecbur yiyorum işte. Az az da olsa yiyoruz. Neyse, zayıflıyoruz. İnsanlar bahçelere doğru gidiyor. Oradan para işareti yapıyorlar bana, para ver diye. Bölge kabilesinin insanları. Nayangatom. Mata. No money. Sorry. Sorry brother. Sağ ol. Ama seni ne alo? Bilmiyorlar ki yani, ülkenin resmi dilini bilmiyor birçok kabile burada. Kendi dilleri var. Restoranın herhalde yemeklerinin yapıldığı yerde şu kısım. Bulaşıkların yıkandığı yerlerde pek hijyenik değil, görüyorsunuz. Yani bir şeyin suyun içinde, yani içinde biriken suyla aynı şeyleri yıkıyorlar sürekli. O da ister istemez hijyenik olmuyor çok. Yes. Teve. Yes. Where are you from, Teve? Jinka? Yes, I'm Jinka. Okay. Jinka'lı oldu, Jinka'da. Benim için merak, beni ona ayarlamıştı. Geçen sefer geldiğimde yabancılık çekmeyeyim diye. Aynı şoförü ayarlamış, aynı arkadaşımız. O da çok tatlı bir arkadaş. Bir de şimdi araç sesi var ama kuşlar inanılmaz tatlı ötüyor. İnanılmaz güzel ötüyorlar ya. Araç sesi olmasaydı gelirdi kulağınızda yüksek ihtimalle ama çok güzeller ya kuşlar. Rengarenk diyor. Bazılarının kanatları masmavi. Farklı farklı hayvan çeşidi görebiliyorsunuz buralarda. Şimdi bir sonraki video buranın köyünde, kabilelerin yaşadığı köyde olacak. Orada bu kabileyle alakalı daha detaylı bilgi vereceğim. Burada imkanlardan biraz bahsetmeye çalıştım. İlginç bir köy, ilginç bir yerleşim alanı. Videoyu beğenirseniz, ya köpekler bile çok üzülüyorum, çok zayıflar ya. Yavrum, yavrum. Ne oldu? Ne oldu kızım? He? Ne oldu? İnsandan kaçıyorlar ya. İşte çok bir üzüldüğüm konu da hayvanlara hiç iyi davranmamaları. Kedi de orada. O da zayıflıktan ölecek. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ya. Yani çok şey düşündürüyor bu bölgeler insana. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video Nayangatom kabilesinin yaşadığı uzaklarda bir köyden olacak. Görüşmek üzere.